Selamlar. Ee, yine bankacılık hisseleri içerisinde pandemiden sonra e, iyi performans gösteren bankacılık hisselerinden bir tanesiyiz. Hem bu anlamda e, bankacılık hisseleri içinde ayrıştı, hem de biliyorsunuz e, bu bir katılım bankası, yani faaliyet olarak da diğer bankalardan e, ayrışmakta. Fakat gelin görün ki e, politik gündemden hepsi kadar da etkilenmekte. Bu yüzden. Bu sıralar dikkatli olmakta fayda var bildiğiniz gibi bir politik gerilim söz konusu Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili ee, Avrupa Birliği'nden de sert açıklama geldi Cuma günü ve satış yani satışla borsa kapandı. Şimdi burada yine bir dip aramış idik en son yaptığımızda acaba burası dip olabilir mi ee, sorusunu soruyorduk. Ee, tabii hacimlerin düşük olması burada umut vaat edici dip olabilme açısından ama demiştik ki 1.58'in üzeri üzerindeki kapanışlar buradaki dibi teyit edebilir. 1.58'in üzerinde bir kapanış e, maalesef görmedik arkadaşlar. E, yapamadı yani. Oralara geldi gitti. Ama 1.58'in üstünde bir türlü kapanış e, yapamadı. Dolayısıyla e, 1.55 deste e, bir ara çalışır gibi oldu. Fakat onun da altında 1.47 desteğini temas ederek geri geldi. Ama burada sevindirici bir şey var. 1.47 desteği çalışıyor arkadaşlar. Yani en azından bu sevindirici. Ne zaman 1.47 fiyatına gelse oradan bir şekilde geri döndü. 200 günlükte aslında 1 lira 44 kuruştaydı. Birbirlerine de yakınlar. Yani 1.47 desteği olmasaydı 1.44 yani 200 günlükten de kuvvetli bir destek alması mümkündü. Bu bakımdan düşmeye karşı dirençli davrandı. Son Cuma günde yine 147'den geri döndü. Görüyorsunuz yani 1.47 çalıştı. Bu en azından bu da bir şey. Şimdi tabii üstteki dirençler düşen destekler direnç pozisyonunu aldı. Yani 154 bir destek idi artık direnç pozisyonu aldı. Şimdi tekrar yukarı doğru bir hareket yaparsa öncelikle 1.54'ü kırması gerekecek ama burada trader'lar gelir. Hacim biraz artar. Ee, tekrar bir şöyle bir ivme veya böyle bir trend çizebilir mi ee, sorusunun cevabı gün olarak değil. Herkes bunu soruyor. Ne zaman ne zaman? Yani Allah bilir ne zaman. Ama seviye olarak 1 lira 58 kuruş gibi duruyor. Ee, bu bu 1.58'in al Üstüne çıkılmadan e, Albaraka'da yukarı doğru kuvvetli bir hareketin gerçekleşmesi pek de e, mümkün gözükmüyor. benim yorumum. E, burada 1.58 hassasiyetle takip edilmeli yukarı hareketlerde. Yani 1.58'in üstünde kapanış e, yapması lazım. Hatta bir kapanış yetmez arkadaşlar. Her zaman söylüyorum birkaç kapanış olursa daha sağlam olur, daha iyi olur. Yani ya bir kapanış yapsın, ikinci kapanışta 1.73'ü e atsın. Ya da biz Ahmet ikinci günde 1.73'e gidemiyorsa 1.58'in altına düşmesin. Yani birden fazla kapanış diye anlatırken söylediğim böyle oluyor. Mesela burada yani. Burada da bakın. Direnç nasıl geçiliyor? Onu da göstermiş olayım. İşte 1.57'in üstüne kapanış yapmış. İşte 1.58'e doğru bir hareket etmiş. 147 üstüne pardon 1.58'e doğru bir hareket etmiş. Düşmüş ama bakın 1.47'nin de altına düşmemiş küçük bir sürümcemeli iki tane mum ee, zaten burada iki mumda hacimler o kadar ölü ki diyor ki yani ben daha aşağı gitmem ya benim satıcım yok diyor yani hacime baksanıza şurada minicik bir hacim var yani hacim de destekliyor diyor ki da, sen diyor destek veriyorsan 1.47 kardeş ben de destek veririm diyor ondan sonra bakın böyle bir e, üstteki şeye taşınmaya başlıyor dirence taşınmaya başlıyor e, burada da inşallah 1.58'in üstünde kapanış görürüz 1.58'in üstündeki kapanışlar hem dediğim gibi diponayı hem bir de traderların artık bir yani bir trend yapma ihtimaline karşı traderları da işleme davet etmiş edebilir öyle söyleyeyim edebilir. Bunun bu Albaraka ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi yani destek seviyelerine çok dikkat edin. Gündem sıcak. gündem sıcakken dirençleri gözünüze kestirmek yerine destekleri Hangi hisse olursunuz onu destekleri gözünüze kestirin. Çünkü gündem sıcak. Ee, yukarı giderse o zaman dirençlere döndür, bakılır. Ee, ama dediğim gibi işte bu e, doğalgaz arama faaliyetleri falan Yunanistan Avrupa Birliği, Carpçurt e, gündemi biraz sıcak tutuyor. O bakımdan e, diğer kağıtlarınızda önce desteklerinizle ilgili planlar e, yapmayı veya strateji yapacaksanız önce desteklerinize bakmanızı öneririm. Dirençler basit. Yeter ki dirençlere doğru bir hareket görelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka yorumum yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.